FETÖ'nün darbe girişiminin seyrini değiştiren Ast Subay Ömer Halis Demir'i şehit edenlerden Üsteğmen Mihral Atmaca savunma yaptı. Cuntacı General Semih Terzi'yi vurarak, FETÖ'nün darbe girişiminin seyrini değiştiren Ast Subay Ömer Halis Demir'i şehit eden darbecilerin yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti. Tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Ömer Halis Demir davasında duruşmayı 20, 21, 22 Mart'a erteledi. Halis Demir'in eşinin, babasının ve iki kardeşinin müdahilik talebi kabul edildi. Mahkeme tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verirken, Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nda tanık olarak dinlenmesine karar verildi. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın 3. gününde sanıkların ifadelerinin alınmasına devam edildi bugünkü duruşmada, darbeci General Semih Terzi ile Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı, ÖK, ele geçirmek isteyen ekipte bulunan Üsteğmen Mihrali Atmaca'nın savunması alındı. Atmaca, 15 Temmuz günü Diyarbakır'da ÖK üstünde bulunduğu sırada akşam saatlerinde Ankara'ya göreve gidilecek denildiğini söyledi. İlk başta Suriye'ye bir harekat yapılacağını düşündüğünü belirten Atmaca. Binbaşı Fatih Şahin'in telaşlı bir şekilde malzemelerini kontrol etmesinin ardından otobüslere binerek Diyarbakır Havalimanı'na hareket ettiklerini kaydetti. Otobüste ön tarafta oturduğunu, Başbakan Binali Yıldırım'ın küçük bir grubun kalkışması var, bastırılacak dediği sırada radyonun sesini açtırdığını ifade eden atmaca şunları aktardı: Yüzbaşı Ahmet Kemal Yılmaz. Bana otobüste bu paralelcilerin darbesi dedi. Bunu bana söylemesinin sebebi de benim paralelcilere olan rahatsızlığımı bilmesi. Oradan biri, kim olduğunu hatırlamıyorum, nereden biliyorsun gibi bir şey dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri böyle bir darbeyi yapacak olsa her yerde olur, niye sadece Ankara ve İstanbul'da oldu diye düşündüm. Tabur komutanı, Ahmet Kemal Yüzbaşı'ya çıkıştı, eğer darbe emri alırsak ne yapacaksın, karşımı çıkacaksın diye. Ahmet Kemal Yüzbaşı bir şey demedi. Altmaca, aslında ben bu olayı çözmüştüm ama bizim başımızdakilerin yanlış tarafta olduğunu çözemedim. Bu da benim çözebileceğim bir şey değil diye konuştu. Diyarbakır'dan uçağa bindiklerinde binbaşı Fatih Şahin'in Semih Terzi'nin önde oturduğunu işaret ettiğini belirten Atmaca, uçakta Ankara'ya inildiğinde helikoptere bineceklerin seçildiğini söyledi. Ankara'ya yaklaştıklarında Terzi ile uçağın ön tarafında oturan Fatih Şahin'in kendilerini yanına çağırdığını ifade eden Atmaca, Semih Terzi'nin elinde bir telefon vardı. Benim gördüğüm, Telegram benzeri bir arayüzü olan uygulama açıktı. Baktı, telefonun kılıfının kapağını kapattı, dedi. Atmaca, Ankara'ya indikten sonra özel kuvvetler komutanlığına hareket ettiklerini belirterek, bu sırada paralel yapıya mensup kişilerin, Birliğe girmeye çalıştığını düşündüğünü savundu. Atmaca, şunları anlattı, özel kuvvetler ağaçlık bir yer. Biz buraya niye geldik diye bir kuşkum oldu. Helikopterden indik ve yürümeye başladık. Ben, Semih Terzi'nin bir metre önünde yürüyordum. Karargah binasına 10-15 metre kalı arkamdan silah sesi duydum. Ah diye biri bağırdı, sesinden bu kişinin Semih Terzi olduğunu anladım. Bunun üzerine silahımı elime aldım, güvenli bir yere sındım. Etrafa baktım, karanlıkta bir şey görmedim. Daha sonra silahımdaki gece görüş türbününü açtım. Yine bir şey görünmüyordu. Tabur komutanı ateş baskısı oluşturun deyince, ateşin geldiği istikamete doğru ateş edildi. Bu ateş sırasında vurulan kişinin, Ömer Halis Demir, karargahın önüne getirildiğini ifade eden atmaca, bana, tabur komutanı binbaşı Fatih Şahim tarafından, karargahın önünde yatan kişiyi etkisiz hale getirme emri verildi. Ben de yerde yatan kişiye hedef gözetmeden iki el ateş ettim, dedi. Mahkeme Başkanı İsmail Ademoğlu'nun, ambulans görevlilerinin olay yerinde bulunduğunu hatırlatması üzerine, Altmaca, ben ambulansı gördüm. Ambulansı göndermeye yönelik hiçbir şey söylemedim, karşılığını verdi. Ademoğlu'nun, iddianamede, Halis Demir'in nabzının hafif olduğunun belirtilmesine rağmen ateş ettiğini söyleniyor. Bu konuda ne diyeceksiniz sorusu üzerine atmaca, ben o konuşmayı hiç duymadım, dedi. Keşke ateş etmeseydin komutanım, o hayini konuştursaydık gibi bir şey diyen oldu mu sorusuna, atmaca, duymadım yanıtını verdi. Binbaşı Fatih Şahin'in, gece saatlerinde kendisine ben gidiyorum emir komuta sende dediğini aktaran Atmaca Şah'inin bir helikopterle özel kuvvetler komutanlığından ayrıldığını buna çok sinirlendiğini kaydetti.